Merhaba ben Rol. Bu videoda sizlerle birlikte Redmi 12 ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Fiyatına değer bir telefon mu? Yoksa bu telefon yerine başka telefonlar alınır mı? Haydi gelin bunlar hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşalım. Fakat video burada girmeden önce bir tane çekilişim var. 27 Ekim'e kadar devam edecek. Bu çekilişe aşağıdaki açıklamalar kısmındaki bilgilerden katılabilirsiniz. Şimdi Redmi 12'ye baktığımız zaman fiyatı şu an 7000 TL. Ön taraftan baktığımız zaman bir tane delikli kamera. Çene kısmının bir tık kalın olduğunu söyleyebilecekken yan çarçı ince olarak geliyor. Arka tasarımına geldiğimiz zaman arka tasarımı cam olarak geliyor. 7000 TL'lik bir telefona göre gerçekten çok çok iyi. Bunun yanında yan taraflarına baktığımız zaman metrek görme plastik olarak gelirken 198 gramlık ağırlık, 8.17 mm'likse bir kalınlığı bulunuyor. Çok fazla olduğunu söyleyemem. Bu telefon için ideal olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca arka tasarımda kamera çıkıntıları sadece kamera çıkıntısı olarak geliyor. Ve Redmi Note 12 serisini hafiften andırıyor. Bunun yanında arka taraftan baktığımız zaman bence telefon güzel duruyor. Ön taraftan da kesinlikle hoş bir hissiyat yaratıyor. Ön taraftan ekrana bak bakarken ekran kesinlikle sizi rahatsız etmiyor. Elinizi tutarken de bir tık elinizi gece özellikle ya da telefonla mesaj elinizi biraz yürebiliyor. Bunun dışında telefonu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ekran kısmına geçtiğimiz zaman 6.79 inçlik IPS LCD ve 90 Hz destekleyen bir ekranı önümüze koymuşlar. Ayrıca ekranımız 720p değil 1080p çözünürlüğü desteklerken bunun dışında 550 nitlik parlaklıkla birlikte çok güneşli havalarda maalesef ki ekranı tamamıyla göremiyorsunuz. 550 nitlik parlaklık sadece kapalı alanlarda görme olanak sağlıyor. Ekranımız son olarak da Gornik Gorilla Glass 3 cam ile birlikte korunarak karşımıza sunuluyor. Genel olarak bu ekran için şunu söyleyebilirim. 7000 TL bir telefon için ideal bir ekranı var. Yani çok üst düzey bir şey zaten burada beklemiyordum. Batarya kısmına burada geçtiğimiz zaman 5000 mAh bataryasını 18 Watt ile birlikte şarj edebiliyorsunuz. 18 Watt ile birlikte maalesef ki 2 saatleri bulan bir şarj olma süresi var telefonumuzun. Bunun dışında 5000 mAh bataryası bir günü ortalama kullanımda çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Oyun oynadığınız zaman gün içerisinde telefonun maalesef ki şarj etmeniz gerekiyor ve artı olarak fazla ısındığı için telefonumuz bu yüzden dolayı biraz şarjı hızlı bitiyor. Yani demek istediğim şey günlük kullanım için ideal ama oyunlar kısmında maalesef ki gün sonunda telefonu tekrardan şarj etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Buradan da kamera kısmına geçtiğimiz zaman kamera kısmı için şunu söyleyeyim. Samsung'un JN1 kamera sensörü var. JN1 kamera sensörü de genellikle giriş seviyesi ve giriş seviyesinin ve giriş seviyesi üstü telefonlara konuluyor. Bu kamera sensörü hakkında konuşalım. Gündüzleri evet kendi fiyat segmentleri için ideal fotoğraflar ve videolar çıkartabiliyor. Ama geceye geldiğimiz zaman ne fotoğraflarda ne de videolarda çok iyi bir performans vermiyor. Fotoğraflarda evet biraz hani bir tık iyi olabilir ama videolarda maalesef ki iyi olmuyor. Ayrıca kameramız 50 megapiksel derinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip. AC desteklemen ya da OC desteklemen bir kamera sensörü ile birlikte giriyor. Bunun da anlamı telefonumuz maalesef ki titreşimleri engelleyemeden videolar çekmeye olanak sağlıyor. 1080p 30fps maksimum desteği varken telefonumuzun ikinci kamerası 8 megapiksel derinde ve F2 iki diyafram açıklığına sahip. Bu da ekstra geniş açı kamerası olarak geliyor. Gündüzleri başarılı. Yani neredeyse ana kamera sensörü kadar başarılı. Ama gece geldiğimiz zaman maalesef ki başarılı olduğunu söyleyemem. Üçüncü kamera kısmında ise 2 megapiksel değerinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip makro çekim kamerası var. Güzel ışıklı ortamlarda yakın çekimleri güzel yapabiliyorsunuz ama ışıklar düşmeye başladığında maalesef ki çekim kalitesi bayağı düşüyor. Ön kamera kısmına geldiğimiz zaman 8 megapiksel değerinde ve f2.1 diyafram açıklığına sahip. 1080p'de 30 fps de olanak bir bir. ön kamera sensörü ile birlikte geliyor. Ace desteği maalesef ki ön kamerada bulunmazken gündüzleri yani normal birisine fotoğraf açacaksınız idare eder ama sosyal medya için ben fazla uygun bulmadım. Yani çok kaliteli bir ön kamerası yok gündüzleri için. Geceye geldiğimiz zaman zaten gerçekten çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak kamera kısmında ana kamerası bir tık başarılı ama 7000 TL'lik bir telefon için kamerasının biraz daha iyi olabileceğini söyleyebilirdim. Ya da 7000 TL bu telefonu almak yerine kamera için 8000-9000 TL'ye daha güzel cihazlar hatta 10.000 TL'ye daha iyi cihazlar var. 3000 TL'den kaçınıp da bence bu telefonu kamera için özellikle almak mantıksız. Zaten batarya kısmında da biraz geride kaldı. 18 Watt'lık şarj desteği var. Yani ekran kısmında çok iyi olduğunu söyleyemem. Bunun dışında burada videoyu biliyorum. Bu gibi telefonları almak için benim de kullandığım binomayı sizlere hemen hızlı bir şekilde anlatacağım. Şimdi dediğim gibi ek gelirde yardımcı olan ve benim de kullandığım binomayı sizlere anlatacağım. Para kazanmanızı sağlar ve kazanırken heyecan vericidir. Sonu gecikmeler kesinlikle olmaz ve sezgisel olduğu için binom gerçekten seviyorum. Şimdi binomada nasıl da işlem yapılır hızlı bir şekilde size göstereyim. Öncelikle gerçek hesapla bağlandık. Bunun dışında bir tane yatırım türü seçiyoruz. Ben Euro'da Euro SD'yi seçiyorum. Zaman aralığında seçtikten sonra burada yatıracağım tutarı belirliyorum. Yatıracağım tutarı da belirledikten sonra artık buradan yukarı mı aşağı mı diye seçiyorum ve yukarı yönü seçip bekliyorum. Gördüğünüz gibi seçimim doğru çıktı ve hesabım direkt 5580 TL direkt geçti. Şimdi binomunun 15 Kasım'a kadar sürdürdüğü bir görev var. Master Park olarak geçiyor. Master Park traderlar için eğlenceli bir görevdir ve her adımda farklı bonusların yanında farklı bir duygu denizinin içerisinde sizi sürüklüyor. Ve farklı farklı ödülleri kazanma şansı da sizi beklerken ödüller kısmında ise 15 kişiye iPhone 15 verilecek, 15 kişiye Samsung Galaxy S23 5G verilecek, 10 kişiye MacBook Air 13 M1 işlemcili laptop verecekken diğer 10 kişi ise Xbox Series X kazanacaktır. Bu şekilde siz de Mastery Park'la birlikte hem görevler yapıp hem de ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca bir bonuslarınız varsa faydalanabilir. Yeniliklerden direkt haberdar olabilir. Bir sorun yaşarsanız 7-24 hızlı bir şekilde yardım merkezinden yardım alabilirken para yatırma ve çekim işlemlerinde birçok ödeme yöntemiyle birlikte hızlı şekilde para yatırıp para çekebilirken 5 saniyelik işlemler de var içerisinde. Bununla birlikte küçük dalgalanmalarla birlikte kazançlar elde edebiliyorsunuz sınırsız demo hesabı VIP üyelikler ve Eğitim seti gibi birçok şey de içerisinde bulunuyor. Alt taraftaki linkten 10.000 dolarlık demo hesabı ile birlikte kazançlar elde edebilirken size yapacağım bir güzellik olarak da binomayı ilk kullanacak kişiler için Rene Donanım 50 kuponu ile birlikte yatıracağınız tutarın %50 fazlasını fazladan alabiliyorsunuz. Şimdi gelin telefonumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi işlemci kısmına geçtiğimiz zaman Mediatek'in Helio G88 işlemcisi var. Bu işlemcimizin Antutu ve 9 puanına hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. 260.000 puanı alabiliyor. Bunun da anlamı PUBG gibi oyunları düşük ayarlarda 30, Genshin Impact gibi oyunları da düşük ayarlarda hafiften donarak 30 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Bunun yanında ortalama düzey oyunları rahat bir şekilde oynatabilirken günlük kullanım desteği maalesef ki sıkıntı çıkaracaktır. Şimdi neden sıkıntı çıkartacak bunu söyleyeyim. Bu telefonu herkes övdü ama kesinlikle ölecek bir telefon değil. Yani bu telefonu aldım inceleme için ve tekrardan bunu geri satacağım. Şunu söyleyeyim MMC 5.1 depolama biçimi var. UFS 2.1, UFS 2.2 depolama biçimi olsaydı bu telefonu kesinlik de sizlere önerirdim. Ama MMC 5.1 depolama biçiminin anlamı ben 6 ay sonra gerçekten çok sağlam kasılarak size arayüzü tanıtacağım diyor telefon. Yani MMC 5.1'in açıklaması benim dilimde bu. Gerçekten çok fazla donma ve kasma bu telefon yapacaktır ileri yönelik. Şu an evet yapmıyor. Akıcı bir şekilde çalışıyor. Ama dediğim gibi MMC 5.1 kesinlikle tercih edilecek bir depolama türü değildir. Bunun yanında maksimum frekansı zaten 2.0 GHz Ayrıca transistör arasındaki mesafe 12 nanometre ve diğer telefonun işlemcisi bir tık geride kalıyor. Kısaca demek istediğim şey telefonun fiyatı maalesef ki bu özellikleri hak etmiyor. Telefon anca 6000 TL'nin altına düşerse bu özelliklerle birlikte alınabilir. 7000 TL, 7500 TL gidip de Redmi 12 kesinlikle almayın. Bunun dışında 4 GB'lik ve 8 GB'lik versiyonları var. Ayrıca 128 GB'lik ve 256 GB'lik depolama alanına sahip modellerine tercih edebilirsiniz. 1 TB'lik hafıza kartı desteği de bünyesinde bulunuyor. 5G desteği bulunmuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak gelirken NFC desteği bulunmuyor. Fakat kızı otel sensör bulunuyor. Abi artık şu kızıl sensör yerine NFC desteğini koyun. Çünkü NFC kesinlikle kızıl sensörden daha fazla başarılı bir özellik ve daha çok fazla kullanılıyor. Yani ben kendimce söylemek gerekirse NFC'yi daha fazla kullanıyorum. Şöyle gidiyor? Kızıl sensörü koyuyor ama NFC'yi koymuyor. Bunun yanında hoparlörümüz mono bir hoparlör olarak geliyor. Mono hoparlörümüz için şunu söyleyeyim. Buradaki ses kalitesi maalesef ki çok fazla iyi değil. Ortalama düzey bir ses kalitesi var. Ses yüksekliği çok fazla değil. Ses kalitesinin de ortalama düzey olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında suya ve toza karşı da dayanıklılığı var ama çok dayanıklı bir sertifikalar bulunmuyor. O yüzden dolayı siz yine telefonu sudan ve tozdan kesinlikle uzak tutmaya çalışın. Parmak izi okuyucusuna da baktığımız zaman parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunuyor. İsterseniz bunu kullanırsınız. isterseniz de ön taraftan kilit açma özelliği var. Bunu da kullanabilirken kutusuna baktığımız zaman ekrana uygulanmış jelatinle birlikte çıkarken arka pak koruyucu, bunun dışında 18 wattlık güç adaptörü ve USB Type-C ara kablosu ile birlikte hepsi bir arada çıktığını da belirtebilirim. Telefonun ısınma konusundan da zaten bahsettik. Telefon biraz ısınıyor ve bu ısınmasından dolayı elinizi kesinlikle rahatsız edebiliyor. Genel olarak 7000 TL'ye bu telefonu kesinlikle almazdım. Özellikle 8 GB'lık versiyonu 7800 TL, 4 GB'lık versiyonu 7000 TL. Yani 7000 TL yerine bir tık fazla verip de farklı bir cihaz almak kesinlikle daha mantıklı. Bence bu telefon hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. 6000 TL altına düşerse evet alırsınız ama dediğim gibi 7000 TL'ye bu telefon almak kesinlikle mantıksız. Infinix Note 30'u tercih edebilirsiniz. Redmi Note 12S var onu tercih edebilirsiniz. Redmi Note 12 var onu bile tercih edebilirsiniz. Bunun dışında birkaç farklı cihaz daha var. Bunları da tercih edebilirsiniz. Ya da M14 5G var. Bunu da tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu telefon alınmaz. Kısaca video bu şekildeydi. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.